Merhaba arkadaşlar, ben Eda Çağlayan. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi, bir sonraki videodan haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yine sizlere çok kolay, çok keyifle öreceğiniz ama bir o kadar da şık duran bir örgü modeliyle geldim. Modelimizin adı Küçük Kalpler Örgü Modeli. Gördüğünüz gibi minik minik kalplerimiz var. Çok kolay. Hiç bilmeyenler dahi çok rahatlıkla örebilecek. Şimdi isterseniz hep birlikte örmeye başlayalım. Örgümüz hep düz örülüyor. Arka tarafında örgümüzü açacağız. Arka tarafına da göstereyim şöyle. Ön tarafında düz örüyoruz. Arka tarafında ördüğümüz ilmekleri açıyoruz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Hemen başlıyorum. Şişimde 20 ilmek var. 20 ilmeğin 18 ilmeği model. Başta ve sonda birer tane de kenar ilmeğim var. Ben kenar ilmeklerini örerek alıyorum. Şimdi şu alt kısmından başlıyoruz. Ben birazcık ördüm ki rahatlıkla görebilin diye modeli. Baştaki ilmeğimi örerek aldım ve ipimi şöyle düz örer gibi arkaya aldım. Ve batıyorum. Düz örer gibi 1-2 tane attım, çıkardım. Düz örüyorum bakın. 1-2 tane doladım, çıkardım. 1-2 çıkarttım. 1-2 2-2 dolayarak çıkartıyorum. 1-2 Sıra sonuna kadar bu şekilde 2-2 dolayarak modelimize başlıyoruz. Nerelerde kullanabiliriz? Her türlü örgü için kullanabilirsiniz. Yelek, atkı, bere, hırka. Ama bana sorarsanız sizce hani nerede kullanabiliriz diye sorarsanız benim için şal için çok uygun olduğunu düşünüyorum. En çok şala yakışacağını düşünüyorum. Hani bilmiyorum, bana öyle geldi. Bakın sıra sonuna kadar 2-2 doladım ve sondaki ilmeği örerek ilmeklerimi tamamladım. Şimdi örgümün ters tarafındayım. Baştaki ilmeği ördüm. Yine düz örer gibi ipimi arkaya aldım. İpim arkada. Bakın. Söktüm. Söktüm. Şişime geri takıyorum. Ve baştaki ilk ilmeğin içinden şişimi geçirdim. Ve yanındaki ilmeği şöyle çapraz bir şekilde içinden çıkartıyorum. Çıkarttım. Ve düz olarak ördüm. Çıkarttım. Diğerini de düz, şöyle değil. Bakın buradan değil. Şöyle dışarıdan batacaksınız. Eğer düzü böyle örüyorsanız örmeyin. Tıpkı benim yaptığım gibi yapacaksınız. Bu şekilde, yoksa sökülmüş gibi olur yani. Mutlaka şöyle dışarıdan düz örer gibi yaptık. Birinci kalbimiz oluştu. Bu şekilde kalplerimiz oluşacak. Yine ipimi arkaya aldım. Bir, ikisini söktüm. Tekrar şişime geri taktım. Baştaki ilmeğin içinden şişimi geçirdim. Yanındaki ilmeği içinden şöyle aldım. Ve düz olarak ördüm. Çıkarttım. Bunu da dışarıdan içeri doğru battım. İkinci kalbim oluştu. İpimi arkaya aldım. Söktüm. Tekrar geri taktım. İçinden geçirip düz ördüm. Söküyorum. İçinden geçiriyorum. Ve yanındakini de düz olarak ördüm. Kalplerimiz oluştu. Yine göstereyim. İpimi arkaya aldım. Söküyorum. 2-2 attıklarımızı. Ve baştaki ilmeğin içinden ikinci ilmeği geçirdim. Düz olarak ördüm. Ve diğerinde yanında düz olarak, bakın böyle çapraz duracak. Yine şöyle çektim. Uzun uzun bu iki tane dolamamızın sebebi uzun uzun ilmekler olsun diye. Ops. Şöyle geri alalım. İlmeklerimiz uzun uzun görünsün ki kalpler olsun diye yapıyoruz. Şöyle söktüm.
Şişimi geri taktım. Ve çıkardım. İpim hep arkada bakın. Hiç elimden bırakmıyorum. Daha da yakınlaştırayım ki rahat görün diye. Son kalbime geldim. Tekrar 20 ilmeğe geri döndük. 2-2 dolamıştık. Son ilmeğimi de ördüm. Ve böylece bakın, ilk kalbimiz de oluşmuş oldu. Yine ön yüze geldim. Baştaki ilmeği örerek alıyorum. Ve yine ilmeğin içinden geçirip 2 tane doluyorum. 2 tane dolayıp çıkarıyorum. Hep düz, gördüğünüz gibi hep düz bir şekilde yapıyoruz. Yine 2-2 doladım. Model bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay. Hiç örgü bilmeyenler dahi bu videoyu izledikten sonra çok rahatlıkla yapabilecek. Ben bilerek kolay ama bir o kadar da şık modelleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bakın bundan çok güzel bir süveter de olabilir. Çünkü süveterin önünde hani pat kısmı olmadığı için düğme, ilik düğme olmadığı için çok da güzel duracaktır. İpinizi ve şişinizi ayarlayabilirseniz ona göre böyle tok tok güzel kalpler 4 numara şişte mesela çok güzel olacaktır. Başka neler yapabiliriz? Bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Fikir olsun. Belki güzel bir model çalışırız. Yine 2-2 dolayarak bakın bir sonraki sıramızı tamamladık. Bir önceki sıramız burada. Kalplerimiz oluştu. Şimdi yine örgünün arka tarafındayım. Baştaki ilmeği örüyorum. Ve yine ipimi arkaya aldım. Ve söküyorum. Çıkarttım, çıkarttım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Yine söküyorum. Şişime geri takıyorum. İçinden düz olarak örüyorum. İpim hep arkada. Çıkarttım. Düz. Yine çıkarttım. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar söküyorum ve ilmeklerimi örüyorum. Böylece ikinci sıramızı da, ikinci kalp sıramızı da tamamladık. Yine ön yüze geldim. Bakın burası bizim bir önceki kalp sıramızdı. Şimdi ikinciyi yaptık. Yine ön yüzdeyim. Baştaki ilmeği ördüm. Ve yine çift sarıp çıkarıyorum. Çift sarıp çıkarıyorum. İki iki sararak devam ediyorum ve üçüncü kalp sıramı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Yine arka tarafta ilmeklerimi çözeceğim. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Baştaki ilmeğimi ördüm. Yine söküyorum ve örüyorum. Söküyorum. Geri taktım. Şöyle tekrar göstereyim. İçinden çapraz çıkarıyorum.
düz olarak örüyorum. Şekilde. Daha büyük kalpler yapmak isterseniz 3 defa dolayın, daha uzun uzun olsun. Hani ipiniz kalındır mesela, iri iri kalpler yapmak isterseniz dolamaları artırmanız yeterli olacaktır. Son olarak yine ördüm, diğer ilmeğimi de ördüm, kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Üçüncü. Şu ikiyi yaptık. Üçüncüyü de tamamladık. Ve yine ön yüze geldiğimizde aynı işlemi tekrarlayacağız. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.